ben İslamoğlu. Yeşil Doğa programı ile yine karşınızdayız. Urfa'dayız. Urfa çok güzel bir yer. Ancak Urfa'nın merkezinde kalmayacağız. Çevresinde bir rota yapacağız. Urfa'nın merkezinde şöyle kalacağız. Mozaik Müzesi var. Gerçekten müthiş bir müze. Yeni kalıntılar bulundu ve bunlar sergilenmeye başladı. Sizi oraya götüreceğim. Urfa'nın çevresinde bir rota yapacağız. Şu anda Takaran Kanyonu'ndayız. Çok ismi bilinen bir yer değil. Ben de yeni duymuştum. Burayı çok merak ettim. Sonbaharda müthiş dediler. Buraya geldim. Gerçekten hayran kaldım. Urfa'da güzel bir rota yapacağız. Sizin de beğeneceğinizi umuyorum. Özellikle bu Takaran Vadisi gerçekten müthiş bir köyü var. Yarımada şeklinde bir köyü var. Programa buradan başlayacağız. Buradan yavaş yavaş Urfa'ya doğru yol alacağız. Evet, programımız Takaran'dan başlıyor. Çevremdeki insanlara Şanlıurfa deyince aklınıza ne geliyor diye sorduğumda aldığım cevaplar hep aynıydı. Kebap, kadayıf, balıklı göl, Haran evleri. Daha fazlasını sayan pek duymadım açıkçası. Bir de peygamberler şehri lafı var. Onun da altı pek doldurulmuş değil. Ama Urfa'da daha da fazlası var. Geçtiğimiz hafta bunu ekrana taşımıştık. İşte Göbekli Tepe. İnsanlık tarihi adına şimdiye kadar bildiğimiz tüm bilgileri tekrar gözden geçirmemize sebep olan dünyanın ilk tapınağı. Günümüzden tam 12 bin yıl önce inşa edilmiş 20 tapınak. T şeklindeki yontulmuş, üzeri hayvan kabartmalarıyla bezenmiş deve heykeller. Halbuki tarih kitaplarına göre o çağlarda yaşayan insanların henüz avlanarak ve bitki toplayarak hayatını sürdüren, dili, dini, kültürü, sanatı olmayan, yerleşik yaşama bile geçmemiş bir grup olması gerekiyordu. Taşı yontmayı M.Ö. 4000 yılında Sümerlerle başladığımızı biliyorduk. Meğer Sümerlerden 6000 yıl önce taşı yontmakla kalmamışlar, tapınaklar inşa etmişler. Bu nedenle Göbekli Tepe, insanlık tarihi adına şimdiye kadar bildiğimiz tüm bilgileri yıkıp çöpe attı. Tarih Göbekli Tepe'deki bulgulara göre yeniden yazılmaya başlandı. Ve Harran Ulu Cami, Türkiye'nin en büyük, en heybetli camisi. 33 metrelik, kare planlı minaresi, 9 kapısı, hanları, hamamları ile muhteşem bir yer. Kazılar hala sürüyor. Birecik Barajı'nın sular altında kalmasıyla bir anda tanınan Halfeti, Rumkale, Savaşan Köyü saymakla bitmiyor. Şimdi sizi Takaran Vadisi'ne götüreceğim. Fırat Nehri'nin oluşturduğu vadi, Sivri'ye 40 kilometre uzaklıkta nehir üzerinde yarımada gibi gözüken Bakı Mahallesi'nden başlayıp Adıyaman'ın Gergel ilçesine kadar uzanıyor. Vadi 1992 yılında Atatürk Barajı'nın yapılmasıyla birlikte sular altına kalan birçok tarihi yapıyı da içinde saklıyor. Bakı Köyü de sular altına kalan köylerden biri. Köyü yarımadan üzerine taşımışlar. Takaran Vadisi'ne buradan tekneyle açılacağız. Kaptanı beklerken Bakı Köyü'nü biraz dolaşmak istedim. Nar, biber ve balıkçılık köyün önemli geçim kaynağıymış. Fazla yaklaşmayın. Takaran Köyü gerçekten güzel bir köy. Üç tarafı sularla çevrili. Fırat uzakmış ancak baraj yapılınca baraj gölü köyün etrafını çevirmiş. Uzaktan baktığınızda böyle yarımada gibi görünüyor. Köy de onun üzerinde kalmış. Çok güzel. Aslında baharda gelsek çok keyifli olur buralar. Her taraf yemyeşil olur ama kışın da güzel. Bakın kış hazırlıkları yapılıyor. Biberler kurumuş, salçaya dönmek üzere. Bir taraftan nar ekşileri yapılıyor. İşte odunlar kesiliyor. Bir kış hazırlığı var. Aslında ben bu köylerin kış hazırlığını da görmeyi çok seviyorum. Bazı yerlerde pekmezler falan kaynıyor. Buralarda ne yapılıyor diye merak ettim. Burada nar olduğu için, nar ekşisi, biber olduğu için biber ağırlıklı bir kış hazırlığı var. Nasıl yapacaksın? Nar ekşisi biz çok duyuyoruz. Hı hı. Biz İstanbul'da nar ekşisi diye bir şey yiyoruz ama
pek de nar ekşisine benzemiyor ama gerçek nar ekşisi böyle mi yapılıyor? Evet, gerçek nar ekşisi hani narelle alıyorsun, vuruyorsun, sonra hepsini çeyrekleri leğene koyuyorsun, sonra götürüp bastırıyorsunuz. Şey evet. Kaynatıyor musun, nasıl olacak? Evet, kaynatıyoruz, 4 saat kaynatılacak, sonra şişelere koyulacak. Artık satılmaya hazır. Onlar kaynadıktan sonra hazır mı oluyor? Evet. Ha, şişelere tamam. Koyuluyor. Nerede satıyorsunuz? Biz her yerde satılıyor. Şey köye mi gönderiyorsunuz? Nereye götürüyorsunuz bunları? İstanbul'a gönderiyoruz. İstanbul'a da mı gönderiyorsunuz? Ha. Şehirlerde, köylerde satılıyor. Tamam. Köye götürüyoruz. Öyle satıyor. Kim istiyorsa veriyoruz yani. Güzel. Köyde en çok dikkatimi çeken şey mutlu çocuk sesleri oldu. Eğitimde fırsat eşitliği kavramı bu köye pek uğramamış. Okulunuz burası mı? Evet. Bakayım nereden geliyor okula? He? Sivgerim. Biliyor musun? Seyrediyor evet. Musun? Aa süper. Kanal var onlardan. CNN Türk. Evet. Burası mı okulunuz? Evet. Bakayım nasıl okulunuz? Aa ne güzel okulunuz var. Şimdi kaçıncı sınıflar var burada? 2-3-4. 2-3-4. Hepiniz beraber mi eğitim görüyorsunuz? Hayır. 3-4 sabah, 1-2 öğlen. 1-2 öğlen, 3-4 sabah. Evet. Siz kaçıncı sınıfsınız? Ben 4. 4. sınıfsın. Aa süper. Hepiniz aynı dersleri mi alıyorsunuz? Evet. Hayır. Değişik ama. 4'üncüler aynı 3'üncüler. Birleştirilmiş sınıf bunlar. Evet. Ondan sonra nereye gideceksiniz? Biz mi? Bilmiyoruz. Şey, eve gidiyorsunuz. Peki okuldan sonra. Okuldan sonra tabii üniversiteye kadar gideceksiniz değil mi? Evet. Üniversiteye nereye gider? Nerede var en yakın üniversite? Yakın üniversite bilmem. Bilmiyorsunuz. Şanlıurfa'da. Sen ne olmak istiyorsun? Ben mi? Bilgisayar mühendisi. Bilgisayar mühendisi. Aferin sana. Sen? Avukat. Avukat süpersin sen. Ben. Daha karar vermedin. Öğretmen. Öğretmen olacaksın. Bilgisayar mühendisi, avukat süpersin. Ben öğretmen olacağım. Sen de öğretmen olacaksın. Aferin size. Bilgisayarlarınız var mı? Evet, bir tane var. Bir tane var. Kullanıyor musunuz onu? Biz kullanmıyoruz, öğretmenlerimiz. Öğretmenleriniz kullanıyor. Peki bu, ben kullanıyordum. Burası ilkokul değil mi? Evet. Burası bittikten sonra en yakın başka hangi okul var? Hayır. Narlıkaya. Buradan oraya mı gideceksiniz? Hayır, ben Siverek'e gideceğim. Siverek'e. Siverek'te okuyacaksın. Nasıl, taşımalı mı gideceksiniz oraya? Hayır. Taşımalı değil. Orada ev mi var? Hayır. Orada bizim evimiz var ama biz gitmiyoruz. Orada taşınmadık. Yok şimdi burası. Bizim de evimiz var ama biz gidiyoruz. Şey, ben şeyi merak ettim. Burası ilkokul. Ortaokul nerede okuyacaksınız? Ortaokulu ben Siverek'te okuyacağım. Narlıkaya'da da var ama. Siverek nasıl okuyacaksın? Buradan oraya gidip gelmen zor. Hayır. Dolmuş var. Servis var. Ha, servis götürecek sizi. Evet. Sonra liseyi nerede okuyacaksınız? Liseyi Siverek'te. Siverek'te. Tamam. Ondan sonra üniversiteye hazırlanacaksın. Sonra bilgisayar mühendisi olacaksın. Evet. Sen avukat olacaksın. Aferin size. Bırakmak yok. Tamam. Siz öğretmen misiniz? Merhabalar. Evet. Ya şey çocuklar 2-3-4 bu birleştirilmiş sınıf mı? Evet. 3-4. Nasıl eğitim alıyorlar? Ya 3'lere ayrı anlatıyorum. 4'lere ayrı bir şekilde. Bir tek siz varsınız değil mi? Şey diğer hoca da var. 1 ve 2. sınıfların öğretmeni. Şey tarih, coğrafya, bilgisayar, matematik her şeyi siz mi anlatıyorsunuz? Tarih, coğrafya yok da. Yok mu? Ne var? Matematik var, Türkçe var, Türkçe. İngilizce var, sosyal var. Süper. Evet. Peki buradan sonra çocuklar şey nereye gidecekler bir daha? Şeye mi? En yakın nerede var okul? Narlıkaya. Taşımalı eğitim mi gidecek? Evet. Taşımalı. Nasıl böyle, nasıl bu şekilde çocuklar hani birleştirilmiş sınıf olarak nasıl iyi eğitim alabiliyorlar mı? Evet. Yani elimizden geldiğince iyi bir eğitim vermeye çalışıyoruz. Fakat hepsi çok mutlu. Evet. Ya köy okulları benim için aslında çok önemli. Çünkü köy okulları neşe, bu köylerin neşe kaynağı. Biraz önce burada dolaşırken gördüm çocuklar oynuyorlar. Cıvıl cıvıl köye hayat veriyor köy okulları. İstiklal Marşı okunuyor, bayrak çekiyorlar, marşlar okuyorlar, eğleniyorlar. Hayat veriyor köy okulları. Kapandığı zaman köyler bir sessizleşiyor. Çocuk olmayınca, çocuksuz köylerin bence tadı yok. Burada çok az bir öğrenci var. Onlar da birleştirilmiş sınıflar halinde eğitim görüyorlar. Buraya kadar yollar yapmışız, barajlar yapmışız. GAP projesi buralara kadar gelmiş. Ben dediğim gibi 20 yıl önce de bu bölgeye geldim. Bu eğitim konusunda fazla değişen bir şey yok. Ya o zaman da birleştirilmiş sınıflar vardı. Şimdi de birleştirilmiş sınıflar var. İçeri buyuralım, tamam. Geleyim.
Bu çocukların elinde cep telefonu yok. Sıkıldıkları zaman gidecekleri bir AVM'leri yok. Sinemaları, parkları yok. Bilgisayarları bir tane, o da öğretmen kontrolünde. Kütüphanelerinde 3-5 kitap, modern hayatla bağları biri gönüllü, iki öğretmen. Ama inanılmaz mutlular, sıcaklar, masumlar, saygılılar. Bizim bildiğimiz az onlar için o kadar çok ki, o nedenle çok mutlular. Tahta sıraya oturmayalı uzun zaman oldu. Söyle. Ben nerede oturacağım? Bu senin yerin mi? Pardon. Gel senden. Tamam. Sen gel. Şurada. Tamam, oraya otur. Gel buraya. Ah, beraber otur. Peki, peki. Yok yok, sığdım herhalde. Sığdım, tamamdır. Ne güzel tahta sıralarınız böyle. Bizim de eskiden, ben de eskiden böyle tahta sıralarda okudum ilkokulu. Hep üzerine boyuyorduk ama siz hiçbir şey yapmamışsınız. Biz o zaman yaramazlık yapıyorduk. Hep üzerlerini çiziyorduk. Sizinki tertemiz. Şurada bir çocuk oturuyor. Şu an şurayı karaladı. Biz ismimizi yazıyoruz mesela üstünde. İsminizi yazıyorsunuz. Tamam. Çok güzel, sıcak bir köy okulu. Köyde çok az çocuk olduğundan maalesef böyle bir çözüm bulmuşlar. Yaşları büyüyünce yollara düşecekler. Çünkü yakında bir lise yok. Taşımalı eğitim ile eğitimlerine devam etmeye çalışacaklar. Bu nedenle kız çocuklarını burada pek okutmuyorlar. Ekonomik durumu iyi olanlar bir çıkış şansı yakalıyor ama diğerleri için işler biraz daha zor. Yazın kızların birçoğu gurbete, tarlalarda çalışmaya gidiyor. Okul var mı bu bölgede? Evet, okul var. Siz okuyor musunuz? Yok, kız okumuyoruz. Kaçtan bıraktınız? Ben 8'de bıraktım. 8'de. Bıraktım. Kaç? 7. Niye? Şey, mecburiyetten dolayı mı? Evet, mecburiyetten. Al, şey mi yok hani, daha sonrası mı okul mu yok? Evet. Uzak mı? Ya var da ne bileyim, ben gitmedim. Sen gitmedin. Evet, niye? Ben gitmedim. Babam öyle söyledi, ben de gitmedim. Baba nerede? Buradayım. Gel. Sen mi öyle söyledin? Nasıl? Babam öyle söyledi diyorlar. Okula mı? Okul. Yok, müdür bırakmadı, dedi çıksın. Niye? Bu şey oluyor. Ya, okula gönderdi ya şeye. Uzak mı? Yok, İmam Hatip'e gönderdi Süverek'e. Rahatsız oldu. Bayılıyordu yolda. Ha, hastalık var. Hastalık vardı. Her minibüse binerken ben arıyor diyor, ambulansdan şeye götürüyor, hastaneye götürüyorlar. Peki neyse, tedavi oldu mu? Götürdüm Urfa'ya, götürdüm. Dedi vitaminsizdir bu. Vitaminsiz? Öyle bir şey dedi. He. En sonunda baktım yine olmuyor yani, bayılıyor. Minibüse bindim, işi bitti. ama eşini o... köyde bayılıyor mu? Yok, araca biniyorsa o kadar olmuyor yani. Araca bindi mi bayılıyor. Araçta bir problem var o zaman. Araçta yani. Normalde köyde bir şey olmuyor. Ya olmuyor da hani mesela çok zorlansam oluyor. Çok zorlansa. Ha, ama yani normal hayatta fazla olmuyor. Yok, olmuyor. Doktora gittiniz ama. Götürdüm. İki defa götürdüm. Senin ismin ne? Ayşe. Ayşe senin? Hayriye. Peki Hayriye niye gitmedi? O da gitmedi, arkadaşlar gitmedi, bıraktı. O da dedi ben çocuklar içinden büyüyorum dedi, ben utanıyorum, gitmiyorum. Haydi. Peki okuyan var mı çocuklar arasında? Yok. İki kişi var. Köyde iki kişi mi var? Evet. Nasıl, geçimimizi neyle sağlıyorsunuz? Bu sadece nar mı? Ya nar işte, ekiyoruz, satıyoruz, sağlamları Söreğe gönderiyoruz hala. Hayvanla uğraşıyoruz. Boğda arpa ekiyoruz, öyle bir şeyler yani. Elma, armut, balıkçılık yani budur. Adana'ya gittik, portakal toplama gittik. Malatya'ya. Adana'ya falan gidiyorsunuz. Evet. Şey, mevsimlik işçiler. Tabii. Evet. Adana'yı seviyor musunuz? Güzel mi orası? Evet, güzel. Hangisi? Adana'da çalışmayı mı güzel senin için, yoksa köyüne geri dönmek mi? Burası. Köy daha güzel. Evet, köy daha güzel. Ne kadar kalıyorsunuz şeyde, mevsimlik işçi olarak? Falan ne bileyim, bir ay falan. Bir ay? Evet. Ne yapıyorsunuz orada? Portakal topluyoruz. Portakal topluyor. Mevsimi evet. Geliyor. Evet. Ha, güzel. Bütün şey aile olarak mı gidiyorsunuz? Yok. Yok, anası burada kalıyor, iki kişi burada kalıyor, diğerleri gidiyoruz. Kızlar gidiyor. Evet. Ha, tamam. Kızları aldım, götürdüm yani. Siz götürüyorsunuz. Evet, ben götürüyorum. Şimdi Takaron Vadisi'ne çıkma zamanı. Of, çok güzel bir görüntü var. Gerçekten müthiş bir görüntü var. Şu anda Takaron Vadisi'ne giriyoruz.
Ben çok yer gördüm. Geçtiğimiz zaman Samsun'da Şahinkaya Kanyonu'na girmiştim. Aa, burası muhteşem dedim. Gördüğüm en güzel yerlerden, en güzel kanyonlardan bir tanesi dedim ama bir anda Urfa'da karşıma Takaran Kanyonu çıktı. Burası da muhteşem. Hepsi muhteşem, hepsi çok güzel. Çünkü kaya oluşumları diğerlerinden biraz daha farklı. Burası Fırat Nehri'nin oluşturduğu bir vadi. O vadinin içine şu anda girmeye başladık. Çok dar bir kanyon. Dar kanyon, kaya oluşumları biraz alçak. Diğerleri biraz daha yüksekti. Burada daha alçak ve daha dar. O yüzden müthiş bir görüntü veriyor. Şu anda kanyonun içine doğru girmeye başladık. Su kuşlarını görüyorum. Gerçekten etkileyici bir yer. Diğer yerlere nazaran ulaşımı seyir mesafesi uzundur bunun. Buradan ta yeni yapılan İsibi Köprüsü'nden Gergere kadar en az 2,5-3 saat su üstünde kanyon içerisinde gezme şansın var. Diğer yerlere nazaran bu avantajı var bunun. Artı doğal yapısı çok güzel. Doğal mağaralar, su üstünde kalmış eski yapılar. Var mı öyle yapılar? Var. Hı. Şu anda mesela gideceğimiz kanyon dediğimiz yer var. Orası Desman Kanyonu diye geçer. Yılmaz Güney'in köyü. Ha, köyü mü? Aynen. Köy su altında mı yoksa? Yani bir şeyin üstündedir. Bu tepenin üstünde ama eski yeri kalıntı halinde duruyor. Değişti köy biraz. Peki size göre Halfeti ile bura arasında ne fark var? Halfeti'nin kanyon ve gezim şeyi azdır. Süresi. Burası hem kanyon hem de tur süresi uzundur. Yani mesafe çok. Çok. Aynen. Peki, bu Takaran Vadisi uzun zamandır var. Bir anda mı böyle turizm ortaya çıktı? Nasıl çıktı bu iş? Yok. Bu normalde 90'lı yıllardan beri su tutulmaya başladı. 2000'li yıllardan beri böyle duruyor. Ancak işte tanıtımı ancak yapıldı. Hani terör olaylarının bitmesiyle, işte halkın doğu güneydoğuya açılmasıyla bir nevi önem arz etti yani. Şimdi bunun altında yapılar var, tarihi dokular var. Onlar hepsinin altında kaldı. Bak işaretler de üstte var. Yani burada, daha önce gelsek burada yapılar mı vardı? Yapılar vardı, su değirmen, tarihi değirmenler vardı. Değirmenler vardı bunun altında. Su ama bu şelale var ya, evet. O su taşıyan bir şelale burada var. Ama şelale suyu akmıyor şu anda. Akıyor. Akıyor mu? Kenarda akıyor, burada görünmüyor. Ha, buradan görünmüyor. Evet. Tamam. Şu bölge var ya hocam, şu üst nokta var ya, evet. Demek eski insanlar arkasını kayaya dayatmışlar. Kendini korumak için. İç bu yukarıda kaya mezarları var, yapay mezarlar var, yapay mezarlar, yapay mağaralar var. Yani tarihi dokular bu üstte kaldı yani, bir kısmı o üstte kaldı. Şu anda Takaran Vadisi'nin içine doğru girmeye başladık. Gerçekten çok güzel bir yer. Yukarıda mağaralar görüyorum, kaya mezarları varmış. Tabii oraları şu anda çıkmak çok zor ama muhteşem bir yer şekli var. Yani birçok kanyon gördüm, birbirine çok benziyorlar gibi görünüyor ama hepsinin yer şekilleri farklı. Mesela Samsun'da Şahinkaya Kanyonu vardı, onu Kızılırmak şekillendirmişti. Burada Fırat şekillendirdi. İki ırmağın şekillendiriliş şekli farklı çünkü jeolojik yapıları çok farklı olduğu için farklı bir güzellik veriyor. O yüzden buraya geldiğinizde de şu kaya oluşumu gerçekten çok hoşuma gitti. Karşıdaki kaya oluşumları da muhteşem. Çok etkilendim. İsmini duymuştum ama gelme fırsatım olmamıştı. Halfeti çok yakın buraya. Halfeti'yi artık herkes biliyor. O vadi herkes biliyor ama Takaran'ı çok fazla insan bilmiyor. Yeni yeni turizme açılmaya başlayan bir yer ama ben buranın turizmde geleceği olduğunu düşünüyorum. Çünkü gerçekten güzel bir yer. Şimdi bu parça parça kanyonlar var. Buradan çıkın bir başka kanyona doğru giriş yapacağız. Ne tuttun, ne yakaladın? Bakayım, kaldır bakalım onları. Aynen sağdan abi. Ya zaten bizim adı ne? Normal bizim suyumuzun Fırat Balığı'nın ana merkezi, ana balıkları işte bunlar zaten abi. Bunlar. Peki daha önce nehir varken tekne kullanmıyordunuz. Olta. Yok. Balıkçılığı. Ağ var değil mi? Evet. Şimdi nasıl oluyor?
Ya zaten şu an zaten Fırat suyunun zaten dinlenmesinden dolayı, önü kapatından dolayı zaten suyun akışı çeşit balıkları da devletimizin sayesinde çeşitli balıklar bırakıldı. Zaten bu balık, bu tür balık 2 senede bırakılmış. Diğer ismiyle mercan balığı deli diye. Ha, bu yeni balıklar. Ha. Bu elimdeki bu balık zaten bu suyun ana balığı yani. Bu ile diğeri. Bu ikisi. Zaten çeşit balıkları zaten var. Ağlara göre değişiyor yani. Ya balıkçılığı geliştirmek için devlet buraya farklı balıklar attı. Tabii. 2-3 yılda bir mesela her bir çeşit balıklar bırakıyor içine. Zaten mesela bundan 4-5 sene önce sazan dediğimiz çeşitlerin balıkları vardı. 4-5 çeşit şu an sazan balıkları var için suyun içinde. Ona göre zaten devlet ona göre ayarlıyor yani. Peki bu baraj gölü olmasının size katkısı mı oldu? Tabii. %100 oldu. %100 oldu. Var. Ne gibi katkısı oldu? Ya tarım konusunda oldu, balıkçılık konusunda oldu. Zaten turizm konusunda da faydamız çok oldu bize. Çok oldu. Tabii. Ama köydeki hayatlar pek değişmemiş. Gene evler aynı. Yavaş yavaş. Tabii ki. Şimdi baktım yollarınız var, yollar yapılmış, işte Allah baraj. Allah'tan razı olsun. Devlet zaten yavaş yavaş köyümüze göre yani turizm konusunda da yavaş yavaş destekleri artıyor yani. Bir tek baktım köyünüzde yaşam pek değişmemiş. Aynı yaşam devam ediyor. Ya yaşamımız aynı. Değişmiyor. De yok. İnsan kendi kültürünü, örf ve adetini de unutamıyor. Yalnız değiştiremiyoruz zaten. Şehire göre ayrı yani. Takoron'dan Şanlıurfa merkezine dönüyoruz. Zeyukma'dan sonra bir mozaik müzesi de Urfa'da açıldı. Urfa'da Balıklı Göl yakınında 200 dönümlük alana inşa edilen Halepli Bahçe Müze Kompleksi, Paleolitik çağdan İslamiyet dönemine kadar yaklaşık 10 bin eser sergileniyor. Müze, 34 bin metrekare kapalı alanıyla Türkiye'nin en büyük müzesi olma özelliğini taşıyor. Bu müze kompleksinde bir de mozaik müzesi var. Bu müze mozaikleri bulunduğu yere inşa edilmiş. Yani mozaikleri söküp bir yere götürmemişler, müzeyi mozaiklerin üzerine inşa etmişler. Amazon kadınlarının av sahnesi. Şimdi Amazon kadınları mitolojide genelde Karadeniz'de yaşadıkları bilinir ama Şanlıurfa'da arkeolojik kazılarda Kültür Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen kazılarda Şanlıurfa'da ilk defa mozaiklere resmedilmiş halleri bulundu. Bu da çok önemli gerçekten de. Burada 4 tane savaşçı Amazon kadını avlanırken resmedilmiş. Taşlara baktığımız zaman çok ufak taşlar işlenmiş. Yaklaşık 2 milim olarak işlenmiş ve Fırat'ın doğal taşları, doğal renkler. 1 metrekareye yaklaşık 20 bin taş resmedilmiş ve baktığımız zaman figürler üzerindeki ifadelere çok doğal. Yani mesela aslanın darbeyi alışı, gözlerindeki o korku ifadesi, o düşüş hali falan renklerle çok iyi ifade edilmiş. Mozaiğin nasıl yapıldığı çok açık seçik biliniyor antik dönemde. Öncelikle Vitruvius anlatıyor zaten harcın nasıl hazırlandığını, taşın nasıl yapıldığını, kesildiğini. Yani bir kişi gibinin yaptığı, yani bir ressam gibi tek kişi çalışmıyor. Mozaik bir ekip işi, atölye işi. Taşı toplayıcılar var, o nehirlerden oluyor artık coğrafyaya göre. Burada Çaylar'dan, Fırat'tan ve yine Tektek Dağları'ndan getiriliyor. Taşı getirenler var, getirildiği atölyede örs üzerinde nasıl kırıldığını, Ostia'da bir kabartma var Roma döneminde. O bize açık seçik gösteriyor. Bir kişi oturmuş, mozaik yapan usta, örs var, taşı eline almış, çekişle onu kırıyor ve hazırlıyor. Tessera dediğimiz o taşları kübik biçiminde hazırlıyor hepsini. Daha sonra renk renk ayrılıyor ve onlar atölyelerde nasıl tuval oluşturuluyorsa o renk kutular içerisinde beyaz, siyah, kırmızı, mavi renkler o şekilde hazırlanıyor tesseralar ve onlar kullanılıyor. Ama Zeyukma'dan biliyoruz o Aşil'in örneğin o giysisi camdan yapılmıştı. Eteği. Hmm. Çünkü bazı açık tonlar, açık mavi, açık yeşil gibi renkler doğada zor bulunduğu için onları cam atölyelerinde yapılıyor. Taşın yanında cam malzemede kullanılıyor. Bu mozaiklerin nasıl yapıldığını görmek istiyorsanız
İzmir'in Barbaros köyüne gidip taş resim sanatının ilk ve tek temsilcisi Batuhan Bozkurt'un atölyesini ziyaret etmenizi öneririm. Aslında burası da bir nevi müze ve kültür evi. Bozkurt balyoz ve çekiçle toz hale getirdiği doğal taşlara da Urfa'da olduğu gibi yeniden hayat veriyor. Batuhan Bozkurt tamamen doğal taş kullanıyor. Onları kırarken makine kullanmıyor. Urla Barbaros Köyü eski ilkokul binasını bir sanat müzesi gibi kullanan Bozkurt, bu binayı herkese açık tutuyor. Yaptığı eserleri burada sergiliyor. Gelen ziyaretçilere de eserlerine elleriyle dokunmaları için öneride bulunuyor. Çünkü taşların enerjisi olduğuna inanıyor. Açıkçası biz de bu enerjiyi hissettik. Bu enerji Edessa yer mozaiklerinde de var. Dokunamadık ama görmek bile yetti. Hemen aşağıda müze var. Müzede muhteşem eserler sergileniyor. O eserlerin çıktığı yerler bu gördüğünüz mağaralar. Bu mağaraların önünde, aslında burası nekropol alanı. Bu mağaraların önünde insanlar gelmişler. Önünü taşla kapatıp kendilerine ev yapmışlar. Bir müddet yaşamışlar. Uzun bir müddet yaşamışlar. Mozaiklerle beraber yaşamışlar. O zenginlikle beraber yaşamışlar. Ama daha sonra buradaki evler kaldırılınca altından mozaikler çıkmış. Evleri temizlemişler, eski haline getirmişler. Şu anda burası açık hava müzesi olarak hizmet verecek. Bir tarafta müze, bir tarafta arkeoloji müzesi, mozaik müzesi, bir tarafta mozaiklerin çıktığı mağaralar gerçekten Urfa adına yakışır bir gelişme gösteriyor. Bu açık hava müzesi de bunun örneklerinden, kanıtlarından bir tanesi. Eğer Urfa'ya gelirseniz burada uzun bir zaman geçirmeniz lazım. Çünkü arkeoloji müzesi gezmek bayağı bir zaman alacak. Mozaik müzesini gezmek bayağı bir zaman alacak. Buraları dolaşmak da ekstra bir zaman alacak. Daha önce burada evler vardı. İnsanlar mozaiklerle mi yaşıyorlardı? Ya şimdi tabii evler mozaiklerin üzerindeydi. Sonuçta mağara tabanlarından habersizdirler. Tabii çok eski bir kent. Yani Şanlıurfa 12 bin yıllık bir şehir. O evlerin kurulma tarihini biz de tam tespit etmiş değiliz. Fakat biz tarihe sahip çıktığımız için Büyükşehir Belediye Başkanlığı olarak, kadroları olarak o evleri kamulaştırıp artık alana indiğimizde sadece mozaik anlamda da değil. Yani o döneme ait olan eserler var. Kapı figürleri var, sütunlar var, heykeller var, asker heykelleri var. Buna ilişkin en ince dışarıda deformasyonu olabilecek eserler arkeolojik müzesine taşındı. Orada şu an sergileniliyor. Diğeri mağaraların içerisinde bu defa sergilenme imkanına sahip oldu. Üzerinde yaşam vardı. Altta da bir zenginlik vardı. Onu yeni fark ettik. Urfa'nın altında binlerce eser olduğu düşünülüyor. Kazılara Kızılkoyun ve kale eteklerinden başlamışlar. Önce gecekondular temizlenmiş, ardından eserlere ulaşılmış. Eserlerin bir kısmı müzeye taşınmış. Bazı mozaikler ise hala yerinde duruyor ve orada sergileniyor. Şu anda bir mezar odasındayız. Birçok taban mozaiği taşınmış. Müzede görmeniz mümkün ama bazıları da orijinal olarak burada tutulmuşlar. Bunun önüne bir cam koyacaklar. Siz gelip orijinal yerinde bu mozaikleri görebileceksiniz. Bu mozaikler içinde en ilginç olan bu gördüğünüz mozaik. Edesalı bir aileye ait. 4 kişilik bir aile. Baba, eş, çocuk ve gelini resmedilmiş buraya. Ölmeden önce bu mezarı hazırlamışlar. Resimlerini resmetmişler taban mozaiği olarak. Daha sonra da öldükten sonra da buraya defnedilmişler. O dönemi görebiliyorsunuz. Yani bundan 1800 yıl önce insanların nasıl giyindiğini bu resme bakarak görebiliyorsunuz. O zamanki kılık kıyafetle bugünün kılık kıyafeti arasında fazla fark olmadığını görüyorsunuz. Özellikle kadının giysisine baktığınız zaman bugün Urfa'da, Harran'da bu bölgede dolaştığınız zaman bu tür kıyafet giyen birçok kadın görebilirsiniz. Fazla bir değişiklik olmamış. Gerçekten çok güzel bir yer. Burada onlarca mozaik var. Orijinal şekilde korunan onlarca mozaik var. Ama ben bunu merak etmiştim. Özellikle bunu görmek istedim. Biraz hava alsın isterseniz. İçeride osteolojik parçalar var.
şey yani işte iskelet falan. Hiç kazı yapılmamış mı burada? Kazı yaptık biz. İskeletler durumuna göre yani hiç alınmamış o zaman. Yok. İleriki dönemde burada sergilemeyi düşünüyoruz. İlk defa siz mi girdiniz buraya? Evet. Yani yaklaşık 1700 yıl sonra ilk defa biz girdik. Definecilerden önce? Evet, burayı defineciler görmemişti. Görmemiş. Evet. Tamam. Burası aslında bir mezar odası. Burası bir aile mezar odası. Aile mezar odası. Evet. İlk Hristiyanların, Süryanilerin daha doğrusu, ilk aile mezar odaları. Bu alanda bulduğumuz tek freskli mezar odası bu. Erken Hristiyanlık dönemindeki kent merkezindeki bir nekropolde tek freskli mezar odamız burası. Burada kaç kişilik bu mezar? Normalde mezar odaları 3 arkosolyum dediğimiz nişlerden yapılıyor ama çoğu zaman toplu halde gömülebiliyor ya da daha sonra ailenin sonradan ölen kişileri yine aynı tekne mezara gömülebiliyor. Sizce şu anda burada kaç kişinin kemiği var? Biz aslında şu karşı... Ya kaç kişinin, kaç bireyi var burada? Biyolojik olarak burada çıkardığımız kemik parçaları şuradan mesela en son çıkardığımız kemikleri inceliyoruz. 6 kişinin kafatası parçasını çıkardık. Aslında bir bozulma vardı tabii. 6 kişi sadece bir nişten? Evet, sadece bir nişten. 6 kişinin, bunun ikisi kadın, onu biliyoruz. Urfa'ya gelirseniz önce kebap yiyin, sonra Takıron Vadisi'ne gidin, temiz hava alın, Urfa'nın doğasını, köylerini görün, gelin müzeleri dolaşın, üzerine bir de künefe yiyin. Yemeden gezmek olmuyor sanırım. Haftaya bir başka yerde, bir başka hikayede buluşmak üzere, hoşça kalın. Siz de çevre dedektifi olabilirsiniz. Çevrenizdeki iyi ya da kötü olayları bize yazabilirsiniz. yeşildoğa@cnntürk.com.tr adresinden bize ulaşabilirsiniz.